Evet değerli izleyiciler, yine sizlerle birlikteyiz. Tabii spor camiasının yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Bütün antrenörlerimiz, sporcularımızın hepsinin çok böyle soru bombardımanına tutmuşlar bizi. Tabii biz olabildiğince ortak bir paydada, yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen hepsinin temel sorun olarak gördüğü problemleri biz de burada konuğum spor hukuku uzmanı avukat Muharrem Tirer Beyefendi'ye soracağız. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesaj var. Yoğun hepinizin mesajını hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. Çünkü o kadar mesaj varken Instagram'dan atmışlar, Twitter üzerinden, şuradan buradan, Facebook üzerinden, aynı zamanda burada WhatsApp üzerinden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olabildiğince ben de bu ülkenin milli takım teknik direktörü olarak karınca kararınca misali bizim de burada en azından hukuksal anlamda güçlü olmamız gerektiği yönünde işte zaman zaman Muharrem kardeşimizi çağıracağız, burada konuk edeceğiz. Sizin temel haklarınız nedir hukuksal anlamda? Bunları sizlere anlatıp sizi aydınlatmaya çalışacağız. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burada tabii özellikle kontak sporlarda, yani dövüş sporlarında tabii müsabakalar hareketli oluyor. Burada çarpışma oluyor. Burada vuruş var. Burada işte savunma var. Burada bir sürü parametre var. Şimdi bu müsabakada hareketli anlamda bu bir suç işlenir mi? Şey anlamında diyelim ki bir sporcuyla kavga müsabaka esnasında adam vurdu öldü ölebilir. Veyahut da vurdu sakatlandı. Bu suç mu? Veya mahkemeye gittiğinde diyelim ki sporcu müsabaka tamam, yani bizde şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize. En azından tabii bir spor camiası olarak şunu biliriz. Bir sporcu müsabakaya gitmeden önce burada tabii lisans çıkartır. Belli bir seviyede olması gerekir. Federasyonun koymuş olduğu kural kaideler var. Bu kural kaideler çerçevesinde resmi olarak il şampiyonası düzenlenir. İl şampiyonasında şampiyon olan sporcular veyahut da eğer o branşta başarılı iseler bazı takımlar 2, bazı 3. Mesela kickboksta biz 4 takım gidiyoruz. Çünkü çok başarılı olduğumuz için İstanbul'da 4 takım, Urfa'da 4 takım. Bunlar belirleniyor, gidiyor. Resmi olarak valiliğin izniyle orada tartı yapılıyor. Doktor onun sağlıklı olduğuna karar veriyor. Dolayısıyla oradaki müsabakada herhangi bir olay olduğunda o tamamıyla sporcunun kendi tasarrufudur. Yani nasıl ki bir adam ameliyata gittiğinde evet ben bütün riskleri göze alıyorum diye bir imza atıyorsa orada da onun gibi bir durum var, ama hukuksal anlamda böyle bir durum olduğunda bu suç mudur veyahut da bu ceza davası olur mu? Burada bir hapis olabilir. Mesela müsabakada adam dövüştü, yatırdı adamı, sakat etti veyahut da ayağı kırıldı, kaburgası kırıldı, adam gitti şikayet etti. Örnek olarak söylüyorum. Bu bir suç teşkil eder mi, ceza alır mı? Hukuksal anlamda bunun tanımı nedir? Şimdi hukuk toplumun içinden çıkan, toplumun yapısına, sosyolojisine, felsefesine, psikolojisine bağdaşan bir kavram, bir faaliyet alanıdır. Burada toplumun düzenine aykırı olan, toplumun sosyolojisinin dışına çıkan, toplumun yapısının dışına çıkan mümkün oldukça hiçbir şeyi içine almamaya çalışıyor. Yani hukuk düzeni içinde suç teşkil eden bir fiil hukuka uygun mudur sorusunu bize yöneltiyorsunuz. Ben kendimce öyle yorumladım. Şimdi bu tanım... Bize göre, sözünüzü balla kestim. Şimdi bu bize göre bir suç değil. Yani bizim mesela ben de sporcu bağlamında bakıyorum. Şimdi örneğin ben bir sporcumu burada hazırlıyorum. Sporcumun burada sağlık tetkikleri tamam. Sporcum kendi rızasıyla zaten oraya gitmeye hak kazanmış. Burada onu antrene etmiş. Türkiye şampiyonasına gitmiş. Burada valilik izin vermiş. Spor il müdür, federasyon. Tamamıyla her şey legalite bir ortamda iken
Olabilir yani, kontak sporlarında var yani, yumruk var, çene kırılma var, her şey var. Şimdi bunun neticesinde bu bizde normal. Yani bugüne kadar işte ben bir müferit olay görmedim. İşte müsabakada çenesi kırılan veyahut da müsabakada vefat eden kardeşlerimiz de oldu. Ama hiçbir işte efendim bu böyle oldu, dava açılmadı anlamında bildiğim için. Ama siz de tabii bir hukukçu perspektifiyle bakıyorsunuz. Sizin perspektifiniz nedir? Onu merak ediyorum. Şimdi yani. Hukuk düzeni dediğim gibi toplumun yapısıyla, sosyolojisiyle, felsefesiyle, psikolojisiyle iç içedir. Evet. Burada suç teşkil eden bir fiil sizce hukuka uygun olabilir mi? Siz bir insanı yere indirip çenesini kırıyorsunuz, elini kolunu kırıyorsunuz, burnunu kırıyorsunuz. Dışarıda, sokakta olsa... Sokakta olsa ayrı, orası ciddi ayrı. Anlamda bir ceza ceza alır. Evet. Peki sahanın içinde neden almıyor? Evet. Siz hiç bunu düşündünüz mü? Niye sahanın içinde almıyor? Niye dışarıda alıyorken... Ama orada bir oyun var yani. Bir oyun var. Tabii, orada bir müsabaka yani, oranın kimseye karşı kin güttüğü yok. Orada iki tarafta müsabakayı kazanmak istiyor yani. Burada doktrin ikiye ayrılıyor. Bir suç teşkil eden eder şeklinde bir doktrin var. Bu küçük bir oranda kalıyor. Diğer büyük bir görüş, hukuksal görüşse burada ilgilinin rızası var. İlgili kişi evet. Sahaya çıktığında... Evet. Belli kontrolden çıktığında bunun bir aktivite, bir spor olduğunun kabulüyle çıkıyor. Bunun sonucunda da ayağının kırılması, burnunun kırılması, çenesinin kırılması meşru çerçevede hukuka uygun görüyor. Yani bugün bir futbolcu, biz boksör ya da diğer dediğiniz dövüş sanatlarının dışında basit anlamda biz bir futbolcuyu bile düşündüğümüzde futbolcu sahaya çıktığında... Kasti olarak vuruyor adam, ayağını kırıyor. İşte bu... Onun yaptırımı ayrıdır. Onun yaptırımı işte kırmızı karttır, oynamama evet. cezasıdır. İşte diğer yaptırımları var, onu tahkim belirliyor. Ceza hukuku anlamında şeye gelmiyor, bu mahkemeye gelmiyor. Bu görüş 1824 yılında ortaya atıldı. Evet. Düello nedeniyle ölüme sebebiyetlerde, yani düellolarda, silahlı ölümlerde öldü. İşte bunun yargılanması, kamu, devlet yapar mı mantığı ortaya çıktığında 1824 yılında savcı Merlin tarafından ortaya konulmuş ve burada mağdurun rızası vardır. Bu rıza hukuka uygunluktur yöntemiyle hareket etmiş ve günümüze kadar birçok alanda süre gelmiştir. Yani bir örnek mi teşkil ediyor bu? Yani bu savcı bir doktrin Merlin. Oluşturuyor. Evet. 1824 bundan 100-200 yıl önce bir görüş, bir düşünce ortaya atılıyor. 200 yıl öncesine. Peki bu ne kadar belirleyici oluyor? Büyük alanda belirleyici oluyor. Burada sporcuların sahaları içinde yaptıkları fiiller, davranışlar hukuka uygunluk sebebi sayılıyor. Yani bugün bir futbolcunun sahada başka rakip futbolcusunun ayağına basmasıyla ayağının kırılmasına neden olduysa sadece futbolun kuralları çerçevesinde bir cezaya gidebiliyor. Yani kamu resmen bir dava açıp ya da ilgili kişi şikayet edip de bir dava açılıp yargılama yapılmıyor. Cezaya da beraat da sonuçlanmıyor. Burada tahkimin kuralları ya da spor camiasının kendi iç düzendeki kuralları bu suça ya da bu fiile bir ceza, bir müeyyide yaptırıma gidiyor. Evet. Şimdi tabii burada kendi rızası tabii bizim, hani biz tabii bir spor adam olarak bizim bakış açımızla tabii bir hukukçunun bakış açısı bir değil. Onun için ayırmışlar. Yani spor hukukun içerisinde bunun nasıl değerlendirilebileceği, spor hukuku içerisinde nasıl bir cezai mühideye uygulanabileceği anlamında tabii ki bunlar farklı mecralardır. Ama tabii biz genelde şöyle bakarız yani spor adamları olarak. Yani kendi sporcumuzu yeterli görüyorsak, bunun bir yarışmacı olduğunu da göz önünde bulundurarak oraya hem antrenörü hem sporcusu, yaşı küçükse hatta artık 18 yaşından büyüklere de ebeveynleri de izin veriyor, izin alıyoruz. Örneğin bir Türkiye Şampiyonası'na gittiğimiz zaman eskiden 18 yaş üzerindeki sporcularımızdan ebeveynlerin izini almıyorduk. Ama bakanlığımızın son çıkarttığı yönetmeliğe göre artık 18 yaş üstü olan sporcularımızın da ebeveynlerinden müsabakaya gidiş anlamında izinlerini alıyoruz. Yani böyle bir şeyin oluştuğunda en azından hani bir demin doktor örneği verdim. İşte adam ameliyata gidiyor. İşte ameliyatta her şey insanın başına gelebilir. İşte orada
ya bir ebeveyni vardır ya da işte buna benzer bir yakını vardır. Orada evet ben bu sorumluluğu alıyorum diyor. Dolayısıyla tabii farklı perspektifler ama doyurucu bilgiler bunlar. En azından değerli izleyicilerimizin de bu konuda bir bilgisi olduğu. Ya şunu ekleyelim. Evet. Bir sporcu, bir boksör sahaya çıktığında bunun bir savaş, bir kavga olduğunu, bunun sonunda ciddi anlamda darp edileceğini ya da darp edeceğini bilmesi gerekir. Aynı şekilde bir dağcı dağa tırmanırken onun sıkıntılı bir süreç olduğunu, kayıp düşebileceğini, ayağını kırabileceğini hukuk çerçevesinde ya da aklı selim çerçevede bunu değerlendirmesi gerekir. Eğer bu değerlendirmeyi kendi rızasıyla kabul ediyorsa ilgili spor içtihatları da buna diyor ki kardeşim ilgilinin rızası vardır. Bu sahaya indiğinde, sahaya çıktığında başına bunların gelebileceğini öngörebilecek bir kapasitede fiil ehliyeti zaten vardı dediniz ya arttı 18 yaşını doldurmuş. Evet. 18 yaşını doldurmuşsa ilgili kişilerin ailesi de buna izin veriyorsa sahanın içinde oluşabilecek davranışlarda olumsuzluklara da katlanıp göz yumması gerekir. Burada dediğimiz gibi 1824 yılında Savcı Merlin tarafından bir tez ortaya atılıyor ve burada diyor ki burada mağdurun rızası vardır. Mağdurun rızası varsa da Türk Ceza Kanunu da cezasızlık nedeni olarak mağdurun rızasını saymış. Eğer size karşı işlenilen bir eylemde, bir fiilde sizin rızanız varsa yapılan fiil, davranış, hareket suçsa dahi devlet size kamu davası açıp yargılama yapıp bir ceza yoluna gidilmiyor. Burada hukuka uygunluk nedeni olarak mağdurun rızasını kabul ediyor. Evet. Bu tam da benim almak istediğim bir cevaptı. Eminim ki bizi izleyenler de bu konuda tatmin olmuşlardır. Şimdi tabii asıl genel olarak tabii şöyle bir şey var dışarıda. İşte dövüş sporlarıyla uğraşan insanların dışarıda dövüşmesi yasaktır. Veyahut da dışarıda yaptığı şeyler yanlıştır, yapmamalıdır. Bunun gibi tabii bir sürü şeyler var. Efsaneler var, hikayeler var. İşte efendim bir dövüşçünün dışarıda ne kadar olursa olsun o kendi sukut yapısını koruması lazım, itidali olması lazım. Sürekli geri adım atması lazım. Çünkü onun yapacağı bir eylemin bir şekilde ona cezai mühide olarak geri döneceğinin böyle söylemler de var. Şimdi tabii bunu cevaplayabilecek en önemli kişi de burada spor hukuku uzmanı avukat Muharrem Tiler. Şimdi diyelim ki bir boksör dışarıda bir saldırıya uğradı. Ya buna da karşılık verdi. 2-3 kişi neyse bunları yatırdı. Şimdi spor hukukunda bunun cezası nedir? Yani bu adam hapse mi girer? Bu adamın lisansı iptal mi olur? Nedir buradaki durum? Bize de onu bir anlatırsan memnun oluruz. Şimdi sorunuz şöyleydi. Bir boksör saldırıya uğradı. Evet. Bu boksör değil herhangi bir vatandaş da olsa. Sporcu ya örnek. Saldırıya uğradığında meşru çerçevede uygunluk yani hukuka uygunluk çerçevesini bir kenara bırakıp meşru çerçevede kendini korumak için kendini savunursa bunun sporcu olması ya da sporcu olmaması hiç önem arz etmiyor. Bu tamamen hukuka uygun bir neden. Hukuka uygun bir neden yani cezalandırma yoluna gidilmez. Lisansı iptal edilmez. Ancak şöyle bir düşünce, bir efsane var toplumda. Ben bugün bir avukat arkadaşa da söyledim. Yani bugün bir futbol, bir profesyonel boksör ya da bir karateciye 3 kişi, 4 kişi saldırırsa kendini savunmak için 5'ini de yere atarsa, döverse burada zaten bir ceza uygulama hukuk çerçevesinde tabii devletin yargılanma sonucu ortaya çıkar ama görünürde bir şey olmaz. Ancak şunu düşünebiliriz. Bir boksörün yumruğu silah olarak değerlendirilip de lisansı iptal edilebilir mi? Ya da profesyonel bir karatecinin attığı tekme silah sayılabilir mi? Siz eğer böyle bir soru soruyorsanız burada da aslında ceza kanunu açık. Ceza kanunu silah sayılan halleri açık açık saymış. Nedir bunlar? Yani şöyle ceza kanunu yanılmıyorsam 6. maddede şey diyor. Kesici, delici maddeler yani insan vücudunun dışında üçüncü bir nesne kesici ve delici ya da kırıcı bir şeyse bunu silah olarak kabul ediyor. Bazen televizyonlara da çıkıyor işte diyor ki annenin attığı terlik silah sayıldı.
arabada atılan su şişesi silah sayıldı. Evet, silah sayılabiliyor. Ama boksörün yumruğu, tersten gidelim, silah sayılmıyor. Çünkü vücudunun bir parçası. Yani meşhur, yani bir kavga sırasında elimdeki kalemi alıp da karşımdaki insana batırırsam ceza kanunu tabii değerlendirmeye göre elindeki kalemi silah sayabiliyor. Ve ona göre cezada artırım nedeni yapıyor. Ancak bir boksörün profesyonel olması, vurduğu yeri daha bilip şey yapması, ceza kanunu anlamında silah sayılmıyor. Olsa olsa suç ve ceza anlamında, eğer ceza verilecekse artırım nedeni yapabilir. Eğer sporcuyu suçlu görürse. Evet. Yani kasıtlı vurursa veya kasıtlı vurursa, evet, bilerek vurursa ceza verir. Profesyonel olduğu için artırım nedeni hakim orada kanaat oluşturup yapabilir. Oluşturur da diyemiyoruz. Ancak yani basit sıradan bir vatandaş bile basit bir kavgada, bir mahalle kavgasında, yol kavgasında yani kalem kullanması, su şişesini kullanması, kanun bunu silah sayabiliyor. Ancak bir boksörün yumruğunu ya da profesyonel bir karatecinin tekmesini silah saymıyor. Yani tamamen biraz da efsane. Evet, en azından biz yani, izleyenlerin biz bu konuda söylüyoruz. Şimdi burada tabii karateci, boksör bizim arkadaşımız demiş ki şimdi boksörlerin dışarıda kavgasını serbest dediniz hocam, eyvah diyor. Yok canım, öyle değil. Yani tabii işin biraz mizahını yapmış da. Şunu söyleyeyim, yani dövüş sporlarıyla uğraşan adamlar zaten enerjisini, yani örneğin ben kendim 18 yıl dövüştüm, bıkmışım artık yani aman dövüş. Bizim sporcularımız da öyle, yani bizde daha çok temel olarak insani değerler önemlidir. Yani bak, çok önemli bir laftır, bunu ben de severim, söylerim de. Bir sporcu her şeyi kırar ama bir kalbi asla. Yani bizler kalpleri kırmayız. Bizler asla işte dışarıdaki insanlara, çünkü bir sporcu temel olarak örnek teşkil etmeli. Yani oturmasıyla, kalkmasıyla, insan ilişkileri gerçekten sosyal bağlamdaki kurmuş olduğu etkileşimle, dolayısıyla bu da ister istemez bir farkındalık yaratıyor. Yani bir adam enerjisini atmış. Yani kim kavga eder? Psikolojisi zayıf olan insan kavga eder. Yani sporcularda öyle bir ruh durumu yok. Yani daha çok böyle mesela kavga eden insanlara bakın. Duygusal anlamda çok fakirler. Çok fakirler. Yani tahammülü yok. Karşıdaki insana tahammülü yok. Karşıdaki insanın haklarına saygısı yok. Böyle zaten karşılıklı, eğer tahammül, saygı, insani değerleri ortaya koyduklarında insanın dövüşmesi kadar aptalca yanlış bir mantık olamaz. İnsanlar birbirine kavga eder mi? Allah akıl vermiş, fikir vermiş, düşünme ve kavrama yeteneği vermiş, mahkeme yeteneği vermiş. Yani eğer bir sorunuz varsa oturup konuşursunuz yani. Ama kalkıp dövüşmek de çok mantıklı değil. Bunu da söyleyeyim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak da şunu söyleyeyim. Özellikle de bizim sporcularımız da bununla ilgili bayağı bir soru atmışlar. Sporcular örneğin diyelim ki mağdur oldular kulüplerinde, şurada burada vesaire, alacaklarını nasıl tahsil etmeli, nasıl bir yol izlemeli? Şimdi biz programın başında da aslında biraz sohbet çerçevesinde konuşmuştuk. 2010 yılına kadar, 11 yılına kadar hak alacaklarını yani ilgili spor federasyonlarında tahkim kurallarına göre alıyorlardı. Tahkim eğer hak alacaklarını ödüyorsa, ödüyor, ödemiyorsa orada aldığı karar bağlayıcı olup mahkeme yoluna başvurmuyordu. Siz dediniz ya, sanki bir anayasa mahkemesiymiş gibi, evet, üst bir merci yoktu. 2011 yılında anayasaya bir başvuru yapılıyor ve anlattım. Anayasanın 9. 36. maddelerine aykırılık teşkil ediyor. Her vatandaş meşru çerçevesinde adil yargılanma ilkesiyle devletin mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir diye. Yani bu maddeleri ihlal ettiği için ilgili tahkim yolları bu yargı yoluyla, yani bu Anayasa Mahkemesi kararıyla artık o karar biraz da pasifize edildi. İsteyen sporcular ilgili spor federasyonlarının çerçevesinde tahkime başvurup hak alacaklarını alabiliyorlar. Burada çok kısa süreler var. O süreler içinde sporcunun hak alacağını kısa sürede tahsil etmek istiyorsa oraya başvurmaları
bir çerçevede uygun. Ancak benim şahsi düşünceme göre ve birçok hukukçunun düşüncesine göre tahkim yoluna başvurmanın yanında devletin yani iş mahkemesine tabisi iş mahkemesine, asli hukuk mahkemelerine tabisi asli hukuk mahkemelerinin ellerindeki sözleşme çerçevesinde, sözleşmenin hukuka uygunluk çerçevesinde devletin mahkemelerine başvurmaları bence daha mantıklı. Dediğimiz gibi bir sporcu bunu ilk önce ilk baştan işini sağlam almalı, daha profesyonel çalışmalı, bir kurumla, bir federasyonla, bir takımla anlaşacaksa hukuka uygun, meşru bir zeminde profesyonelce bir sözleşme yapmalı. Bu sözleşme çerçevesinde hak alacaklarını belli bir yaptırıma, belli bir müeydeye bağlamalı. Bu müeyde ihlal edilmesi durumunda hak ve alacaklarını aramada kısa, keskin bir yol olur. Hem onun için hem bu işin tahkimini yapan hukukçu avukatlar için. Yani bizim işimiz de çok daha sağlam bir dayanağı, bir temele, bir kağıda dökülmüş olmalı. Yani iş kanunu bakımına baktığımızda bile en büyük mağduru yine işçiler yaşıyor. İşçiler tamamen iyi niyetleriyle iş başvurusu yapıyor, işe gidiyorlar, geliyorlar. Birçok hak ve alacakları verilmiyor, ödenmiyor. Basit bir kağıda ne olduğu işin profesyoneline girmeden imza atıyorlar. Biz dava yoluna gittiğimizde işveren işçiyi ciddi anlamda mağdur edebiliyor. Bu paralelde spor kulüpleri de sporcuları ciddi anlamda mağdur edebilir. Etmemesi için ilk önce başlamadan önce sağlam bir sözleşmeye dayalı olmalı. Bu sözleşmeden sonra ilgili mercilere başvurmalı. Uygunluk çerçevesinde tahkim kurallarına başvurmalı. Uygunluk çerçevesinde devletin ilgili mahkemelerine başvurmaları onların lehine olacağı düşüncesindeyim. Evet, eminim ki keyifli bir program oldu. Bundan dolayı da tabii özellikle sporcu ve antrenörlerimize, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok ciddi derecede bize mesaj attınız, ilgi gösterdiniz, alaka gösterdiniz. Biz de olabildiğince değerli izleyiciler, burada %100 sporun içerisinde her şeyi koyuyoruz. Yani sporla ilgili gerek hukuk, gerek spor ekonomisi, yani gerek de buradaki doktorlarımız, akademisyenlerimiz, yani sporun bütün parametrelerini olabildiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiyi ve alakadan dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. Muharrem Bey çok teşekkür ederiz. Yoğun olmanıza rağmen bizi kırmadınız ve çok aydınlatıcı bilgilerinizle spor camiasını aydınlattınız. Bundan dolayı da spor camiasından size karşı çok teşekkürlerini ilettiler. Ben teşekkür ederim. Son mesajınız varsa alalım, programı kapatacağız. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir program sunuyorsunuz. Her hafta sizi takip ediyoruz. Siz, Mustafa hocamız, diğer hocalarımız buraya geliyor. Urfa'mıza, yöremize acizane bir katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Bütün hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, yine bir %100 spor programının sonuna geldik. Haftaya başka bir konuyla, başka bir branşla buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, hoşça kalın.